Dinleyin. Şunu duyuyor musunuz? Bu ilk ses işte. Büyük patlamadan geriye kalan radyasyon. O anlarda zemin hazırlanmıştı. Evrenin yapı taşları, elementler. Bizler hep birlikte insanlık tarihinin neticesini kontrol ettik. Ama ilk ben geldim. Ben. Hidrojen. Sodyumdan, potasyumdan, oksijenden, demirden, altından ve kalaydan önce geldim. Beni keşfettiğinizden beri gücümün cazibesine kapılıyorsunuz. Frodo'nun yüzüğü gibi, demir taht gibi gücüm sizi çağırıyor. 11. Sizi baştan çıkarıyor. 9. Ateşleme. Sizin sayenizde namım epey yürüdü. 1. 0. İyilik namına, mesela uzay yarışını kazanmanıza yardım etmem gibi. Kötülük namına da, topyekün yıkım tehdidi gibi. 2. 1. Kalkış. Ama bir olay var ki unutmam mümkün değil. Şaheserim. Ta ki her şey yanıp kül olana kadar. Her elementin anlatacağı bir hikayesi vardır. Bu da benim hikayem. Kaderimi kontrol altına almaya çalıştınız. Ama anlayamadığınız ve size göstermek üzere olduğum şey, benim sizin kaderinizi nasıl kontrol ettiğim. Cruz! Cruz! Max! Herkes çıksın! Çıkın! Ah, tanrım! Bir elementin gücü. Hidrojen, Hindenburg'a karşı. Hikayem bu adamla başlıyor. Max Bruce. Havalı. Kendinden emin. Cezbedici. Dünyanın en ilgi çekici erkeği. Bir Zeppelin kaptanının sahip olmasını umduğunuz her özelliğe sahip. İşin doğrusu tam öyle değil. Gerçek Kaptan Max Bruce'la tanışın. Tutarlı ve tahmin edilebilir. Titiz ve dikkatli. Bu adam şimdiye kadar yapılmış en büyük zeplinin pilotu. Karşınızda Hindenburg. Hindenburg'un uzunluğu 3 tane 747'ye eşit. 3 Mayıs 1937. Kalkış tarihi. Bruce zeplinleri iyi biliyor. Hayatının büyük bölümü onlar üstünde çalışarak geçmiş. Bir uçuş sırasında çıkabilecek tüm sorunlarla başa çıkabileceğinden emin. Her türlü sorunla. Ama zamanının en olağanüstü havacılık felaketinin yaşandığı bu hikayenin nasıl bittiğini biliyorsunuz. Kesin sebebi bugüne kadar gizemini korudu. Titiz bir kaptan ölümcül bir hata mı yaptı? Yoksa ortada çok daha kötü bir şey mi vardı? Ne düşündüğünüzü biliyorum. Burada kötü adam benim.
Ama Hindenburg'un namımı neden lekelediğine gelmeden önce biraz birbirimizi tanıyalım. Ben olmasam hepiniz bir iştiniz. Görülebilir evrenin %90'ını ve insan bedenindeki tüm elementlerin %62'sini ben oluşturuyorum. Güneşin altındaki neredeyse her şeyin temeli benim. Bu arada o da gücünü benden alıyor. Gücümün tadına ilk olarak 1766'da baktınız. Kimyager Henry Cavendish, yanıcı hava dediği ve hidrojen gazı olarak da bilinen şeyi üretmek için metalleri asit içinde eritti. O zamandan beri gücünden istifade etmeye çalışıyorsunuz. Birazdan izleyecekleriniz de defalarca kanıtladığım gibi gücümün dizginlenemeyeceğini gösteriyor. Frankfurt, Almanya. Gerçekten saatte 122 kilometreyle mi gidiyor? Evet. 3 günde New Jersey'ye gidiyor, 2,5 günde de dönüyor. Okyanus gemilerinden 2 tam gün daha hızlı. Hah, yani hem hızlı hem de lüks. Bay Lehman, fotoğraf için gülümseyin lütfen. Ernst Lehman, şirketin uçuş operasyonları müdürü. Pekala, senin odan yeni kameralarımızdan biri. Zemininde pencereler var. Ben yüksekten pek hoşlanmam. Ah, sonunda geldi. Frau Donna, kaptanımız Max Prus. Sizi ağırladığımıza çok sevindim Frau Donna. Lütfen bana Matilda deyin. Frau Donna, ilk kez mi zeplin'e bineceksiniz? Eşimin beni ikna etmesi gerekti. 4 sene önce Graf Zeppelin ile uçmuştu ve o zamandan beri bunu anlatıp duruyor. Benim için okyanusun üstünde bu kadar yüksekte olmak hiç doğal gelmiyor. Şu Amerikalı kadın Amelia Earhart dünya çevresini birkaç haftada küçük çift motorlu bir uçakla uçarak geçmeyi planlıyor. Sizi temin ederim, Hindenburg'la yolculuk ona kıyasla dövme dolaba binmek gibi. Bize müsaade Matilda. Önceden konuştuğumuz meseleye gelirsek. Zeppelin'e yönelik tehditler. Şirket gereken tedbirleri aldı. Bak, kalkış için her şey ayarlandı. Kaptan Prus. Lütfen bu aramızda kalsın, tamam mı? Elbette. Geri ver oğlum. Geri ver. Ver. Çocuklar, gerçekten bunun için burada atışacak mısınız? Çocuklar, annenizle fotoğrafınızı çekeyim mi? Peynir deyin. Matilda Donna. Oğulları Walter ve Werner. Çok güzel. Biletleri bulamıyorum. Biletler nerede? Cebinde. $1937'de $450. 2017 parasıyla $7760. Bütün yolcular binsin. Lakehurst, New Jersey'ye gidecek bütün yolcular binsin. Gidelim. Babanızla sizin için yaptığımız her şeye minnet duymanız gerek. Peşimden ayrılmayın. Çocuklar, yürüyün hadi. Bileti olduğu için şanslısın. Seni Almanya'da bırakacaktık. Sürekli mızmızlanıyorsun. Kalkış. Zeppelinlere gökyüzünün gümüş balinaları denmiştir. Ama ben gaz torbası ifadesini daha çok seviyorum. Tabii Zeppelin'de benden 80 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar var. Ona ben güç vermiyorum. O iş için 4 dizel motoru var. Peki benim işim ne? Onun ayağını yerden kesiyorum diyelim. Adam sarhoş. Eyvahlar olsun.
Ağzında sigara var. Ah. Ah. Aman tanrım. Ha, yavaş ol bakalım. Size odanıza kadar eşlik edeyim Bay... Spa. Joseph Spa. Aktörüm. Joseph Spa. Vodvil akrobatı. Sarhoş rutinlerim kalabalıkları her zaman memnun eder. Komik bir hikaye anlatayım. Geçen hafta Cuxhaven'dan buharlı gemiye binecektim ama kaçırdım. Şükürler olsun ki buna zamanında yetiştim. Nedir o? Kemik o. Köpeğim Ulla için. Kargo bölümünde. Bakın. Akşam yemeği zamanı. Eminim açlıktan ölüyordur. Size köpeğinize kadar eşlik edelim. Orası yolcular için yasak bölge. Burası da yemek salonu. Kurt Rüdiger, doktor, tur rehberi, Hindenburg. Zeppeline bindiğinizde peçetenizi almış olmalısınız. Çocuklar, ayak uydurun. Onu uçuş süresince kullanmanız gerekecek. Aa, mutfakta elektrikli ocaklar ve fırınlar, buzdolabı ve buz makinesi var. Benim mutfağımdan daha iyiymiş. Ha, geçtiğimiz sezon 2798 yolcu ve 8595 kilogram posta taşıdık. Çok özel kargolar da taşıdık. Mesela iki antilop yavrusu. Bebek antilop mu taşıdınız? Neden? Ha, onları Hanover Hayvanat Bahçesi'ne taşıdık. Şimdi size gerçekten özel bir şey göstereceğim. Zeppelin'in en popüler odasını. Önce ben. B güvertesinde. Biz de şu an A güvertesindeyiz. Merdivenlerden inmemizle birlikte... Koşmak yok çocuklar. Burası sigara içme odası. Bay Rüdiger, Zeppelin'in havada kalması için hidrojen gazı kullanıyorsunuz değil mi? Hidrojenin yakınlarında ateş olması tehlikeli değil mi? Ama her tedbiri alıyoruz. Sigara içme odası ve bar çift kapılı bir hava kilidiyle Zeppelin'in geri kalanından ayrılıyor. Yolcular Zeppelin'e kibritle binemediğinden içeride elektrikli çakmak var. Hayır, 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 hayır. Yolcuların yanlarında görevli olmadan kargo bölümüne girmesi yasak. Ah, beni buraya getiren kamarot az önce gitti. Şey, yolcuların oraya girmesi neden yasak? Çok tehlikeli. Birileri o bölümden gaz hücrelerine erişebilir. O hücrelerde hidrojen gazı var. 198 bin metreküp. İniş yaparken bir vanayı açarız ve hidrojen gazı özel havalandırma delikleri vasıtasıyla atmosfere salınır. Sigara dumanının hızlı giden bir araba camından emilmesi gibi. Rüdiger, Zeppelin çok yavaş ilerlerse dışarı atılamayacağımı biliyor. Ve bu da çok tehlikeli olabilir. Ben aslında tehlikeli değilim. Sadece diğer elementlerin yanında biraz reaktifim. Özellikle de bazı elementlerin yanında. Oksijen gibi. Oo, oksijen beni gerçekten cezbeder. Aramızda ciddi bir kimya var. Ona yaklaştığımda ikimiz de su yapmayı çok isteriz. Ama bizi bir araya gelmeye zorlayan bir çeşit enerji olmadıkça bunu yapamayız. Bir kıvılcım gibi. Bu gerçekleştiğinde birleşiriz ve daha fazla enerji salarız. Bu da daha fazla beni, daha fazla onunla etkileşime girmeye zorlar. Su yapma sürecimiz uzadıkça daha fazla enerji salınır. Daha fazla. Daha fazla. Ta ki tüm o enerji... Benim için iyi, onun için iyi. Yakınımızdakiler içinse o kadar iyi değil. Yayınımıza bir son dakika haberi için ara veriyoruz. Hindenburg,
İlk hidrojenli zeplin felaketi değildi. R-101 zeplini patladı ve yolcularıyla mürettebatının büyük bölümü öldü. Herkes helyumun daha stabil olduğunu ve patlamayacağını biliyordu. Peki neden böyle aptallık edip beni kullanmaya devam ettiler? Çünkü helyum yer altından çıkarılan doğal bir gazdır. Amerika dünyanın en büyük helyum rezervine sahipti ve Alman zeplin endüstrisine yardım etmek istemediler. Neden mi? Çünkü Almanlar 1. Dünya Savaşı sırasında zeplinleri ölüm makinelerine dönüştürmüştü. Amerika 1927'de getirdiği bir yasayla diğer ülkelere helyum satışını yasakladı. Bu da Hindenburg'u bana mecbur etti. Benim hesaplamalarıma göre programımızın 5 saat kadar gerisindeyiz. 5 saat mi? Karşıdan gelen rüzgar hiç kesilmedi. Kayıp zamanın bir bölümünü telafi etme şansımız vardır. Önceliğim güvenlik her zaman. Geç kalırsak yolcular eminim anlayış gösterir. Beni endişelendiren yolcular değil ki. Evimize döndüğümüzde bize neler yapacakları. Bu gökyüzü devi, Atlas Okyanusu'nu benim sayemde, hidrojen sayesinde aşıyor. Ne yaptığımı gayet iyi biliyorum, tıpkı Joseph Spah gibi. Karşınıza ben Dova, geçimini hayatını riske atarak sağlıyor. Tam da sizi heyecanlandıracak bir adam. New York, barmen bir içki daha, çakır keyif aldım. Bu fotoğraf New York'taki Chan'in binasının çatısında çekildi. Tam olarak 56 katlı binanın kenarından sarktım. Bu inanılmaz. Pek değil. Bu bir numara. Binanın tepesindeydim ama hemen altımda bir bina çatısı vardı. Kameramı daha korkutucu görünmesi için konumlandırdım. Zekiyim, çılgın değilim. Gösterilerinizde başka neler yaparsınız? Bazen de köpeğim Ulay'la gösteriler yaparım. Kargo bölümünde kalan mı? Hayır. Çatıdaki. Çok safsın. Aklıma geldi de gidip onu kontrol etsem iyi olur. Ona bir hediye götüreceğim. Ama oraya girmeniz yasak Bay Spah. Bize böyle söylediler. Öyle mi? Bunu duydun mu emin değilim. Evlat. Evlat, onu halı üstünde yürütemezsin. Neden? Çünkü kıvılcım çıkarabilir. Hidrojen gazı taşıyan bir zeplinde kıvılcım olmamalı. Neden? Çünkü... Çünkü olabilir. Sorun yaşayabiliriz. Sorun çıkabilir. Lütfen. Başımız belaya girebilir. Lütfen. Bir daha kesinlikle tankla oynama, tamam mı? Programın 7 saat gerisinde. Biraz zaman kazanmanın bir yolu var mı? Bak, bunu söylemek zorunda kalmak istemiyorum ama... Biliyorum Ernst. Üçüncü Reich bize yatırım mı yaptı? Onları hayal kırıklığına uğratmak büyük bir utanç. Mesele yatırım falan değil. Hindenburg'un dünyanın kalanı karşısında neyi sembolize ettiği. Öncelikle Nazi yeniliği. Nazi verimliliği. Nazi üstünlüğü. Ticari seyahatlerde okyanus gemilerine üstün gelmemiz gerekir. Nazi mahcubiyetinin kaynağı olamayız, anlıyor musun? Olursak birileri bunun bedelini ödemek zorunda kalır. Bak Max, bu gemiyi herkesten iyi tanıyorsun değil mi?
Bunu daha erken indirmenin bir yolu varsa eğer... Kestirmeden gitmeden mümkün değil. Böyle bir riske girmeye niyetli değilim. En azından birileri neler yapabileceğimi gayet iyi anlıyorum. Ama Prus yalnız değil. Bilim insanları onlarca yıldır gücümün nasıl kullanılacağını tartışıyor. İyisiyle, kötüsüyle. Buna nükleer silah yarışı dediler. Tam olarak da böyleydi. Manhattan projesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya attığı ve İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren iki atom bombası geliştirdik. Memnun kalmıştım. Eski patronum Dr. Oppenheimer buna farklı gözle baktı. Sırlarımızın yanlış ellerin eline geçmesinden endişe duydum. Sovyetler 1941'de kendi atom bombalarını test ettiğinde en büyük korkularım gerçeğe dönüşmüş oldu. Aramızda bir casus vardı. Klaus Fuchs. Benim için çalışmıştı. Onu yakaladıklarında Ruslardan önde olmak için çok daha güçlü bir silaha ihtiyaç duyduğumuzu biliyorduk. Neyse ki aklımda daha büyük bomba için bir fikir vardı. Atom bombaları füzyon kullanır. Yani daha büyük bir atom iki küçük atoma bölünür. Bu işlem sonucu enerji yaratılır. Ama füzyon, yani güneşe güç veren reaksiyon, daha fazla enerji yaratmak için hidrojen çekirdeklerini birleştirir. Pek de alışık olmadığımız bir olay. Atom patlaması. Atom patlaması 10 milyon ton TNT'den daha fazla bir kuvvet yarattı. Bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri kazanan taraftı. Ama bu çok uzun sürmeyecekti. Sovyetler 1961'de kendi hidrojen bombalarını test etti. Bütün zamanların en güçlü insan yapımı patlamasıydı. Bu olay sonrası bazıları bana dahi dedi, diğerleri de insanlık düşmanı dedi. Bazıları Dr. Strangelove karakterinin ona dayandığını söyler. Ama bu bilim kurgu değil. Nükleer silahlar önemli ve korkarım biz insanların idare etmeyi beceremeyeceği bir sorumluluk. 1961'de yaşananları dikkate alın. Amerika Birleşik Devletleri bir hidrojen bombasını kazara Kuzey Carolina'ya düşürdü. Tek bir şalter olmasaydı patlayabilirdi. Takip eden yıllarda bana şu soru soruldu. Tek bir gecede kullanılacak atom bombalarıyla 20 en büyük Amerikan şehrinde 40 milyon Amerikalının öldürülmesi mümkün mü? Korkarım bu sorunun cevabı maalesef evet. Böyle bir yıkımı idrak etmek güç değil mi? Bay Rüdiger için değil. Bay Sipa. Bana eşlik eder miydiniz? 24 saatten kısa süre içinde benim kabahatim olmadan şahane yapılmış en devasa zeplini yok edeceğim. Saat işliyor. Mayıs 1937, New York. Şuna bir bakın. İnsanın nefesini kesiyor, değil mi? Olay da bu zaten. Hitler 1933'te şansölye olduğunda Nazi mesajını Almanya'nın ötesine yaymak istiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde mitingler organize eden destekçileri vardı. Mesela Madison Square Garden'daki bu miting gibi. Mesajı yaymanın başka bir yolu mu? Bildiniz, Hindenburg. 1937'ye gelindiğinde Naziler Zeppelin seyahatlerine 26 milyon dolar kadar yatırım yapmıştı. Hindenburg'un Alman üstünlüğüne örnek teşkil ettiğine inanıyorlardı.
Hitler'in bu fotoğrafı ne kadar sevdiğini tahmin edersiniz herhalde. Ama bu fotoğraf sahte. Empire State binasının geliştiricileri dünyanın en yüksek binasını yapma uğraşındayken bu fotoğraf üstünde oynama yaptı. Kulenin 60 metre uzunluktaki ucunun zeplinler için demirleme direği olduğunu iddia ettiler. Ama hiçbir zeplin oraya yanaşmadı. Bu çok tehlikeliydi. Yolcuların zeplinden nasıl ineceklerini bırakın, Manhattan merkezinin tepesinde yaşanacak bir hidrojen patlamasını hayal edebiliyor musunuz? Mürettebatımız için Lakehurst'a iniş yapmak bile yeterince meşakkatli görünüyordu. Lakehurst'te aktif fırtınalar var. İstasyondan yeni bir haber gelene kadar inişin ertelenmesi tavsiye edilir. Kararınızı bildiriniz. Programın 9 saat gerisinde. Şimdi ne var? Lakehurst'te aktif durumda fırtınalar varmış. Fırtına dinene kadar kıyı açıklarında beklememizi istiyorlar. Dışarı. Rus, fırtınaların elektrik yüklü olduğunu biliyor. Hidrojenle oksijen birlikte etkileşime girerse neler olabileceğini de biliyor. Dönüşümüz nasıl olacak? Kral George'un taç giyme törenine katılan yolcularla birlikte tamamen dolu olacağız. Bütün dünya bizi izleyecek. İndikten sonra dinlenme süremizi kısaltabiliriz. Mürettebat yemeğini iptal ettim ve çamaşırları yıkamamız gerekiyor. Yine de inişimizi hızlandırmanın bir yolunu bulmak istiyorum. Fırtına varken iniş yapamayız. Ama fırtına dindiğinde daha hızlı yaklaşmamızı sağlayabilirsin belki. Evrendeki en yaygın iki elementin hidrojen ve aptallık olduğu söylenir. Bruce hangisini seçecek? Devasa zeplin çok geçmeden son durağı olan Lakehurst, New Jersey'ye görkemli şekilde süzüldü. Sadece birkaç dakika uzaklıkta. Bir de geç kalırız diye düşünmüştüm. Muhtemelen fırtına yüzünden henüz iniş yapamaz. Doğru zaman doğru yer demişken, Morrison ve Charlie patronlarını bu yeni ileri teknoloji ürünü kayıt cihazını test edebilmek için onları Lakehurst'e göndermeye ikna etmişlerdi. Pekala, başlayalım. Deneme. Hindenburg'a aktarma yapma fırsatı sunan American Airlines'la Chicago'dan New Jersey'ye uçmuşlardı. Bedava reklam için bedava bir uçuştu. Deneme. Deneme. Kadere bakın ki Morrison havaalanında inişi kayıt altına alacak tek radyo yayıncısı olacaktı. Bu lanet şey çalışsa iyi olur. Keyfini çıkarın. Evet, evet. Görünüşe göre yeniden denize doğru dönüyoruz. Zaten 12 saat geciktik. Gemi rota değiştiriyor. Spah neler düşünüyor olabilir? Filminiz mi bitti? Bizde fazladan var. Hayır, hayır. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Onu gafil avlaman gerek. Tankını geri istiyorsan dikkat etmediği bir anı kolla, sonra da tankı kap. Birinin cidden bu çocuğa ateşle oynadığını söylemesi gerek. Dönüp dolaşıp olumsuz taraflarımı dile getiriyor gibiyiz. İnsanlar beni iyi şeyler için de kullanıyor. Mesela biriyle çift olup başka çiftlerle takılmaya başladığımızda neler olduğuna bir bakın. Mesela hidrojen peroksit olarak bilinen şey. Beni sarışın olarak değil, esmer olarak bilirsiniz. Ama sarışınların olmadığı bir dünya düşünebilir misiniz? Kadınlar yüzlerce yıldır saçlarını boyuyor. Ama bu görüntüye ancak 1818'de kimyagerler hidrojen peroksidi keşfettiğinde kavuştular. Hidrojen peroksit, oksitleyici bir maddedir. Yani bir maddenin elektronlarını kaybetmesine sebep olur. Bunu kimyasal bir iş bitirici olarak düşünün. Bir şeylerin olmasını sağlar. Kağıtların ağartılması, kıyafetlerin, dişlerin, hatta sıvaların temizlenmesini sağlar. Çeşitli bakterilerle savaşmak için de kullanılıyor. Suçların çözülmesine bile yardım ediyor. Dedektifler bunu kanı tespit eden luminonla karıştırır. Hidrojen peroksit. Bence gayet iyi anladınız.
Spah buranın yasak bölge olduğu konusunda iki kez uyarıldı. Yine de buraya bir kez daha yalnız başına geldi. Bir işler karıştırıyor olabilir mi? Rüdiger endişelenmeli mi? Hava tahmini ılımlı, yağmur diniyor, batıda şimşekler. Evet, hava şartları şu an için iniş yapmaya uygun görünüyor. Yer mürettebatı hazır. Hemen iniş yapmanız tavsiye edilir. Şükürler olsun. Umarım talihsizliğimiz sona ermiştir de bir meteora hedef olmadan iniş yapabiliriz. Lehman hemen iniş yapılsın istiyor ama karar Purus'a düşüyor. İniş kararı alırsa bir şey beni ateşleyecek. Peki bu şey ne olacak dersiniz? Birinci şüpheli, fırtına. İkinci şüpheli, Joseph Spah. Üçüncü şüpheli, Tank. Dördüncü şüpheli, insan hatası. Prus, ne bekliyorsun sen? Amerika 1950'lerin başında formundaydı. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanmıştı. Ekonomi gelişiyordu. Evet, Soğuk Savaş gelişiyordu ama ne olmuş? Amerika o mazlum Pinko komünist Ruslardan üstün olduğunu biliyordu. Ekim 1957 ile birlikte ilk Sputnik'in hazır olduğu duyuruldu. Bu köpeğin adı Laika. Özel bir konteynerda yaşayabilmesi için eğitildi. Sonra 1957'de bir şeyler oldu. İlk kalkıştan bir ay sonra ikinci Sputnik uzaya gönderildi. Sonra Mayıs 1958'de üçüncü bir Sovyet Sputnik uydusu fırlatıldı. Ruslar uzay yarışını kazanmaya başlamıştı. Bütün dünya Sovyet biliminin zaferini konuşmaya başladı. Amerika şaşırmıştı ve hala üstün taraf olduğunu kanıtlama derdine düşmüştü. Amerikan ordusu bir halkla ilişkiler numarası tertipledi. Doğrusunu isterseniz neredeyse bir delilikti. Ay'a nükleer bomba atmak istediler. Dünyadaki Rusların patlamayı görüp daha da şaşkına döneceğini düşündüler. Neyse ki Amerikalılar bundan caydı. Ama Sovyetler aşama kaydetmeyi sürdürdü. 12 Nisan 1961. Gagarin uzaydaydı ve dünya onu görebiliyordu. Başkan Kennedy hücuma geçti. Rusları yenmeye başlama zamanı gelmişti. Uzay yarışında kat edeceğimiz daha çok yol var ve geç başladık. Bu yeni okyanus. Amerika'nın bu mecrada yol kat etmesi ve rakipsiz olması gerektiğine inanıyorum. Uzaya ilk onlar çıktıysa Amerika'da Ay'a ilk ayak basan olacaktı. Bu 10 yıl içinde Ay'a gitmeyi ve başka şeyler yapmayı seçiyoruz. Kolay olduğundan değil, zor olduğundan. Esas soru şu: nasıl? NASA Uzay Uçuşları Programı Müdürü Abe Silverstein bunun yanıtını bildiğini düşündü. Sıvı hidrojen ve sıvı oksijen. Daha fazla itiş gücü olan daha hafif bir yakıt. Sadece tasarımı düzeltmek için zamana ihtiyacımız var. Düzeltme için vaktimiz yok Abe. Fırlatma denemesi gecikti bile. Silverstein sıvı hidrojen yakıtı için yıllarca mücadele vermişti. Sonra NASA 1962'de onu bu yakıt için özel olarak inşa edilmiş ve birini Ay'a göndereceğini umut ettikleri yeni roket Centaur'u geliştirmesi için yetkilendirdi. Ama sıvı hidrojeni ehlileştirmenin neredeyse imkansız olduğu görüldü. Yakıt depolama ve yalıtım meselelerini çözebilirsek bunu başaracağız. Ekibin bunu yapabileceğini ve 10 yıl bitmeden bizi Ay'a götürebileceğinizi cidden düşünüyor musunuz? Bunu biliyorum. Kudretli Centaur ilk uçuş için Cape Canaveral'daki fırlatma rampasında. Bu uçuş sağa solu belli olmayan hidrojen yakıtının performansının araştırılması için planlandı.
takip eden 3 yılda NASA 6 Centaur roketi test etti. 27 Kasım 1963, Atlas Centaur 2 fırlatılışı. 30 Haziran 1964, Atlas Centaur 3 fırlatılışı. İşler pek de sorunsuz ilerlemiyordu. 11 Aralık 1964, Atlas Centaur 4 fırlatılışı. 2 Mart 1965, Atlas Centaur 5 fırlatılışı. 11 Ağustos 1965, Atlas Centaur 6 fırlatılışı. 1969'da Apollo 11 fırlatılmaya hazırdı ve tüm gözler de benim üstümdeydi. Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım. Bir grup insan. Abe Silverstein patronlarını sıvı hidrojen yakıtın riski almaya değeceğini ikna etmişti. Ama insanlar farklı sebeplerle risk alır. Bazen efsanevi şeyler başarmak için. Başka zamanlarda da korkudan. Maalesef korkudan doğan riskler genelde pek iyi sonuçlanmaz. Programın 12 saat gerisinde. Yağmur yağıyor ve kuyruğumuz çok ağır. Deneme. 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 Pekala, hadi Charlie. Herkese merhaba. Sizi Lakehurst, New Jersey'deki Deniz Kuvvetleri Hava Üssü'nden selamlıyoruz. Buradan size bu sabah şafak vakti Amerika'da olması beklenen ve 1937 sezonunun ilk yarı Atlantik geçişini tamamlayacak devasa zeplin Hindenburg'un inişini anlatacağız. Yapımcılarımızdan Charlie Nelson kumanda paneli üstünde çalışıyor. İletiyi okudum. Hemen iniş yapmamız gerekiyor. Ağırlık azaltmadan neden kuyruğumuzun ağır olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir protokol var. Bunu yapana kadar başka bir fırtına çıkacak. Burada ufak bir açıklama yapayım. Zeppelin'in kuyruğu ağır çünkü ben bir yerlerden sızıyorum, Prus haklı. İniş yapılmadan önce bunun sebebini öğrenmeleri gerek. Bak, Max. Meselenin özü şu. Senin ne daha çok korkutur? Hemen şimdi iniş yapmak mı? Yoksa Führer'e neden bize daha da çok röter yaptırdığını açıklamak mı? Çünkü öğrenmek isteyecektir de. Bunun kariyerini bitirmesini ister misin? Tüm mürettebat iniş istasyonlarını. Emredersiniz kaptan. Zeppelin'in Lakehurst'e varır varmaz neden inişe geçmediğini merak ediyor olabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi güvenlik önce gelir. Zeppelin'de çok sayıda önemli yolcu var. Hiç şüphesiz yeni komutan kaptan Max Bruce da oldukça heyecanlıdır. Bu onun için çok büyük bir an. Hindenburg'u ilk kez komuta etti. Önceki seferlerde kaptan Lehman'ın emrinde ikinci kaptandı. Zeppelin şu anda hareketsiz duruyor. Zeppelin'in burun kısmından halatlar atıldı ve aşağıda birkaç adam bu halatları kavramış durumda. Epey bir sızıyorum. Zeppelin hareket etmiyor. Bu da yeteri kadar hızlı dışarı atılmadığım anlamına geliyor. Hiç iyi değil. Daha da kötüsü, Zeppelin'in kaplaması ve iskeleti elektrik yüklü. Islak iniş halatları atıldığında kaplamaya değil, iskelete topraklama yapılmış oldu. Lise fizik dersinden kalanlar için söyleyelim. Bu durum şuna sebep oluyor. Prus bu şartlarda iniş yapmanın ne getireceğini biliyor. Ama bu işi başarabileceğine dair bana karşı bahse giriyor. Buna işte bu yüzden insan hatası deniyor olsa gerek. Yeniden yağmur başladı. Bu Hindenburg için son perde. Çocuklar kesin şunu. Bu gösteri tekrar sergilenmeyecek. Zeppelin'in arka kalkın. Motorları çalışmaya devam ediyor. Yeteri kadar. Ayağa kalkın. Size ne dedim ben?
Zeplin alev aldı. Alev aldı, alev aldı. Aman tanrım. Cross! Cross! Sıcaklık hızla artıyor. Herkes çıksın! Çıkın! Ah tanrım! ...32 saniye. Tüm zamanların en büyük zeplinini dize getirmem 32 saniye sürdü. Ama gücümden hala şüphe duyuyorsanız benim dediklerime bakmayın. Kronometreyi çalıştırabilir miyiz lütfen? Zeplin alev aldı. Alev aldı, alev aldı. Kaydet şunu Charlie, hadi kaydet. Yanıyor. Çakılıyor. Korkunç şekilde çakılıyor. Aman tanrım. Çakılıyor ve yanıyor. Herkes bunun korkunç. Çakılıyor ve yanıyor. Aman tanrım. Çekilin oradan. Çekilin oradan lütfen. Alev alev yanıyor, patlıyor ve demir atma direğine doğru çakılıyor. Bu korkunç bir şey. Zeplinden atlayan insanlar var gibi görünüyor. Rüzgarın yönüne bakılırsa... Hindenburg'da bir patlama daha oldu. Her yer alevler içinde. Hindenburg'un parçaları etrafa saçılıyor. Hindenburg'dan atlayan insanlar var. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Yanıyor ve düşüyor. Yere çakılıyor. Tanrım, çekilin oradan. Yere çakılıyor. Çakılıyor. Hala zeplinden çıkmakta olan insanlar var gibi. Herkes bunun korkunç bir şey ve dünyanın gördüğü en kötü felaketlerden biri olduğu konusunda hemfikir gibi. Alevler gökyüzüne yükseliyor ve inanılmaz bir sıcaklık var. Zeplinin burun kısmından aşağı atlayan insanlar var gibi. Bu görülmemiş bir felaket. Yere çakılıyor. Demir atma direğine doğru değil. İnsanlık, insanlık! Ah, insanlık. Olabildiğince insana yardım etmeye çalışıyorlar. Pek fazla kişi kurtulmuş olamaz. Bu gerçekten korkunç. Bu korkunç bir şey. Bir felaket. Bu görülmemiş bir felaket. Yere çakıldı. Havada alev aldı ve yere çakıldı. Kaptan Max Bruce ciddi yanıklarla kurtuldu. Öldüğü güne kadar Zeppelin'in Joseph Spahn gaz hücrelerinden birinin yakınına yerleştirdiği bomba yüzünden çakıldığına yemin etti. Belki de Spahn Nazi karşıtı bir ajan olduğuna inanıyordu. Belki de bu kendisine tahammül etmekten daha kolaydı. Spah sağ kurtuldu ve araştırmacılar yanlış bir şey yapmadığına hükmedip onu akladı. Ama bazıları dikkatli ve kendinden emin Kaptan Pros'un pervasızlık edip riske girdiğini ve prosedürlere uymamasının felakete davetiye çıkardığını söylüyor. Şu ironiye bakın. Ernst Lehmann öldü ama niyetim kimseyi incitmek değildi. Hatta Matilda Danner ve oğulları da dahil Zeplin'deki 97 kişinin 62'si kurtuldu. Neden sızdığımı bugün bile kimse anlamış değil. Büyük bir tahkikat neticesinde çok az soru yanıt buldu. Hindenburg, ticari Zeplin yolculuklarının sonu oldu. Almanlar da enerjilerini başka projelere harcadılar. Bana gelirse... Bu görüntü toplum bilincine kazındı ve benim de namımı sarstı.
Televizyonun ve rock'n'roll'un da faydası olmadı. Ama helyum dolu zeplinler hala uçuyor. Hatta Google'ın kurucusu Sergey Brin bile zeplin işine girdi. Özel hava yatının fiyat etiketinde ise 150 milyon dolar yazıyor. Beni ancak bu yüzyılda ciddiye almaya başlayacaksınız. Ve çöpleri yakıta dönüştürmek gibi oldukça ilginç şekillerde kullanacaksınız. Bugünlerde uzay gemilerinden trenlere ve komşunuzun arabasına kadar her şeye güç sağlıyorum. Hidrojen yakıt hücreleri iki şeye ihtiyaç duyar. Bana ve oksijene. Başka iyi haber ister misiniz? Sadece tek bir yan ürünü var. Bu da bana şunu hatırlattı. Size ismimin nereden geldiğini anlatmış mıydım? Bildiniz. Su. Teknolojinin ayak uydurması vakit aldı. Ama bu durum da değişiyor. Şunu bir düşünün. Bir zamanlar tehlikeli bir yükseltici gazdım. Sonra da atom yarışı ve uzay yarışının bir parçası oldum. Şimdi de alternatif enerji yarışında sırtınızı bana dayadınız. En başta dediğim gibi, elementleri asla hafife almayın. Tarihi değiştirmek için yeniden ayaklanacağız. Bekleyin ve görün.